100 Türk Edebiyatçısı. Turgut Uyar. Parlak ve kara mıydı? Mor muydu? Yaşadığım neydi sahi diye düşündüm birdenbire. Sağa yatık bir yazı değil, sola yatık bir yazı değil, dik kafalı bir yazı değil, başı eğik bir yazı değil, ya hepsi ya hiçbiri. Galiba solgun bir gramatika, özellikle akşamüstleri. Kara mıydı, mor muydu? Hatırlamıyorum ama mutlaka parlaktı. Bir metropolün akşam göğü gibi ölçeği sevgi olan bir harita. Bir yapıda kendiliğinden bir tuğla. Sular sıçratıyordum etrafa. Üstümü başımı ıslatıyordum. Gemilere biniyordum durup dururken. Ama gemiler kalkmıyor. Üstüm başım ıslanmıyor, o başka. İnsanın kendini bir kentte sanması, deniz altında bir ülkedir. Katlanır, bükülür, kıvrılır, durur. Aşkın başı hoş değil zamanla. Çünkü ellerim ayaklarım suda. Ellerim ayaklarım suda. Su ellerimde, ayaklarımda. Ah, dünya. Dünya, dünya, biliyor musun? Ağustos çok yakışıyor sana. Merhaba sevgili dinleyenler. 100 Türk Edebiyatçısı programına Sezai Karakoç'a göre bir orman gibi uğulduyan Turgut Uyar'ın Parlak ve Kara adlı şiiriyle başladık. İkinci yeni akımının önde gelen şairlerinden Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927'de Ankara'da doğdu. Fatma Hanım'la harita subayı Hayri Bey'in oğludur. Kendiyle yapılan bir konuşmada hayatında ilklerini açıklarken şöyle der. Ankara'da doğdum. İlk hatırladığım mekan, iki katlı, ilk katı biraz karanlıkça küçük bir ev. Babamı ilk tanıdığımda harita binbaşısıydı. Hep de binbaşı kaldı. Zehra adlı güzel bir atı vardı. Çalışkan bir adamdı. Çok iyi bir hattattı. Ankara'nın Latin alfabesiyle ilk sokak levhalarını geceler boyu çalışarak o yazmıştı. Ölümünden 10-15 gün öncesine kadar çalıştı. 80 yaşını aşmıştı öldüğünde. İstanbul'a göçtük. İlkokula orada başladım. Hırka-i Şerif İlkokulu ya da 19. İlk Mektep. Hüzünlü bir çocuktum. Nedense hep ağlamaya hazır. 4. sınıftaydım. Henüz kareye murabba, paralel kenara, mütevazi yüladla, yamuğa, sibir münharif, çarpmaya darp, bölmeye taksim diyorduk. Bir yıl sonra 5. sınıfta değişti terimler. Artık nakıs, eksi, müstati, dikdörtgen olmuştu. Turgut Uyar liseyi Konya Askeri Okulu ve Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde okuduktan sonra Askeri Memurlar Okulu'nu bitirdi. Memur subay olarak göreve başladı. Posof, Terme ve Ankara'da personel subayı olarak çalıştı. 1958'de askerlikten ayrılarak Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayi'nin Ankara Şubesi'nde çalışmaya başladı. Kendi isteğiyle emekli oldu, İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da 22 Ağustos 1985'te öldü.
Turgut Uyar bir konuşmasında Arzu'yla Kamber, Aşık Garip, Kerem'le Aslı'yı okumaya başladığını, liseyi bitireceği yıl Hayyam, Nedim, Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Hamit ve Haşim'e özenerek şiirler yazdığını, sonraları Balzac'ı ve Gorki'yi hep sevdiğini söyler. İkinci yeni akımının Edip Cansever ve Cemal Süreyya ile birlikte üç öncü şairinden biri olan Turgut Uyar'ın ilk şiiri olan Yağıt, 7 Gün dergisinde çıkar. İlk kitabı Arz-ı Hal, Turgut Uyar'ın tanınmasını sağlar. Arz-ı Hal'de geleneksel şiir ögelerinden yararlanarak 20'li yaşların duyarlılığını dile getirdi. Yolculuğum uzun sürmüş oldukça. Gece demir köprülerden geçmiştir tren. Dağ başında 5-10 haneli köyler. Telgraf direkleri yollar boyunca koşuşup durmuş bizle beraber. Şarkılar söylemişim pencereden. Uyanıp uyanıp yine dalmışım biletim 3. mevki. Fakirlik hali lüle taşından gerdanlığa gücüm yetmemiş. Sana Sapanca'dan bir sepet elma almışım. Türkiye'm adlı ikinci kitabında Ceyhun Artur Kansu'yu anımsatan bir koçaklama edası, Bedri Rahmi Eyüboğlu ile yakınlığı olan bir türkü, halk şiiri sevgisi gözlenir Turgut Uyar'da. Babam zabitti o zamanlar. Şakaklarına hafiften ak vurmuş. Çok bahar görmüş alından yeşilinden İşkodra, Yemen, Kafkas, Selanik. İşte senelerce dolaşmış durmuş. Dalar da eski günlere anlatırdı. Bahar her yerde baharmış ama Anadolu'da başka türlü olurmuş. Turgut Uyar, Türkiye'mden 7 yıl sonra yepyeni özellikler taşıyan bir kitap olan Dünyanın En Güzel Arabistanı'yla kendi şiirine yeni bir pencere açtı. Şiirinde çağdaş insanın sorunlarına çıkış yollarını aradı. O flemanların zevki ocaklara karşı. Korkuyorum herkesle karşılaşsam, o caddeler eski harap kışlalar, ben yokum desem kimse bırakmıyor, yokum diyorum bulup çıkarıyorlar, yokum. Lambamı üflüyorum, bir bardak su içiyorum. Dünyanın En Güzel Arabistanı'yla bireyin hayat içindeki yalnızlığını, çaresizliğini çizen Turgut Uyar'ın Tütünler Islak kitabında toplumsal sorunlar öne çıkar. Turgut Uyar şiiri görkemli bir yeraltı ırmağına dönüştürmeye başladığının işaretlerini verir. Bir kenti korkutan ve utandıran şeylerle kumaşlar bulunduğu ve uyuyan kediler okşandı. Sonra sonsuz çalgısı sevinçsizliğin. Çay içmeye gidenler vardı akşamüstü, parklara gidenler de. Duruma uymak kısaltıyordu günlerini, artamayan, eksilmeyen bir hüzünle yorgun ve solgundular. Kumaşları buldular, kenti doldurdular. Toplumsal konu ve sorunların önceki şiirlerine oranla daha fazla öne çıktığı bir kitap olan Her Pazartesi yayınlanır 1968 yılında. Hiçbir şeye hazırlıklı değildik. Oyunlar oynandı, gökler kapandı, yenildik. Ama şehirlere koy verdiler bir menekşeyi.
bir menekşeyi. O zaman başından sezdik yenilgiyi. Divanın yayımlandığı yıl şiiri bir araç olarak değil, gittikçe yoğunlaşarak bir yaşama biçimi olarak almaktan yana olduğunu söyler Turgut Uyar. Orta Çağ'dan bir deniz haritasında bir iki harf bulurum, büyür gider. Biliyorum ikimizin arasında bir deste gül mü ne var, büyür gider. Gelecek Güzel Günlerin Destanı niteliğindeki Toplandılar adlı şiir kitabını yayımlar 1974'te. Ayı oynatanları seyrediyorum, dağın dizginlerini. Bilmeden satın alıyorum salon çiçeklerini ve sanırım bu ilk bende olmuyor. Çünkü denize bulaştım. Bunu ellerimin maviliğinden anlıyorum. Kayayı Delen İncir kitabında yaşadığı dönemin öne çıkan sorunlarını estetik yaklaşımdan taviz vermeden kaleme aldığını görürüz. Ertesi gün kıştı. Sevgiyle bir güzellemeydi yıl. Bitmişti. Hayri yapıya baktı, tek başına ama, sevgileriyle yüklü. Kapılar ve pencereler takıldı, sıvalar ve boyalar yapıldı, yıldızlar ve bulutlar da takıldı. Gün bir sevinç olarak bitti. Hayri de sevinçle titredi derinden. Bütün şiirleri Büyük Saat adlı kitapta toplandı. Denemeleri bir şiirden, son şiirleri ve hakkında çıkan yazılar Sonsuz ve Öbürü adlarıyla kitaplaştırıldı. Eşi Tomris Uyar'la beraber yaptığı Evrenin Yapısı adlı bir de çeviri kitabı vardır. Turgut Uyar, Arzı Hal'le Kaynak Dergisi şiir yarışmasında ikincilik, Tütünler Islak'la Yeditepe Şiir Armağanı, Evrenin Yapısı'yla 1975 Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü, Kayayı Delen İncir'le 1982 Behçet Necatigil Şiir Ödülü ve Büyük Saat'le 1984 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü kazandı. Turgut Uyar'ın Büyük Saat adlı kitabında yer alan şiiri Göğe Bakma Durağı'ndan bir bölüm dinliyoruz. İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla. Bu evleri de, bunları da göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin, yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sizlere şair Turgut Uyar'ı tanıttığımız programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.